Merhaba. Şimdi civcivimizin kakasını yapacağız. Turun ciple başlıyoruz. Burada daha ince bir tüy kullanacağız. Hemen sihirli halkamı yapıyorum. İçerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 4, 5, 6. Şunu biraz kaldırayım. Evet. İlmek kaydırma ile birleştirdim. 6 defa arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi bunu 3 sıra düz bir şekilde öreceğim. Bu üst gagası olacak. Eksiltme yapmadan bunu 3 sıra öreceğim. Evet, 3 sıra düz ördüm. İlmek kaydırma yaparak kesiyorum. Şöyle bunu hemen içeri gizleyin. Şimdi alt gagası diyeyim. Alt gagası yapıyorum. Sihirli halkamı yapıyorum. 6 tane sık iğnemi 2, 4, 5, 6 sık iğnemi yaptım. Hemen ilmek kaydırma ile birleştirdim. 6 defa arttırma yapıyorum. Evet, 6 defa arttırdım. Şimdi 2 sıra düz bir şekilde örüyorum bunu. Hemen geliyorum. Evet, 2 sıra düz bir şekilde ördüm. Şimdi bunları birleştireceğim. Şöyle bakın, bunu tutuyorsunuz üst üste. Şuradan battım. Şurada 4 sıradan da şöyle aldırıyorum. Bu şekilde. Hani ikiye katlayıp tığıyla birleştiriyorduk ya, aynı işlemi bu iki parça üzerinde yapıyoruz. Şöyle. Biraz kalın bir parça olduğu için zorlayabilir. Evet. Şimdi bunu biraz uzun keseceğim. Bu aynı zamanda dikiş ipim olsun. Ve gagamız bakın böyle ortaya çıkıyor. Şimdi bu bir kenarda dursun. Hemen diktiğim baş ve gövdemi alıyorum. Bunları bir birleştireyim ve ağzını dikelim. Diğer parçalarına devam edeceğiz. Evet. Hemen dikiş ipimi aldım. Bakın şöyle bir koton iple dikeceğim. Evet, şuradan başlayalım. Kenarından çıktım. Hemen kafadan da bir ilmek alıyorum. İstediğiniz yerden alabilirsiniz. Şöyle. Bir kafadan, bir gövdeden. Şu anda tam olarak elyafı doldurmuş değilim arkadaşlar. Bu boyun kısımlarının açıklığı fazla olan oyuncaklarda bir anda elyafı doldurmaya çalışmayın. Yani boşuna çaba göstermeyin. Çünkü o çıkar. Böyle kafa ve gövde ayrı olan ürünlerde bahsediyorum. Şimdi böyle dikeceğinizde asıl elyaf koyma işlemi bu dikiş aşamasında oluyor. Yani ben öyle yapıyorum. Yapmayanlar da vardır elbet.
Çünkü herkesin çalışma şekli birbirinden farklı oluyor. Şöyle. Bunu bir de kadife iple, bu dikiş aşamasında kadife iple dikim de yapabilirsiniz kendi ipiyle. Fakat zor olur. Çünkü o ipler çok deforme, çok şey oluyor. Yani kullanıldıkça çok çabuk eskiyebiliyor. O yüzden dikişte biraz riskli oluyorlar. Onun yerine diktiğiniz ürünün tonuna yakın bir koton iple dikerseniz çok daha sağlam bir dikiş oluyor. Evet. Az kaldı. Şimdi hatta bakın şu kadar bir açıklığım kaldı. Burada el yapımı dolduracağım. Şöyle gövdeye, kafaya iyice basacağım. Burayı da tutuyorum. Burası kaçmaması lazım. Şöyle kafaya. Şöyle şekil veriyorsunuz. Şimdi dikişe devam. Şimdi artık bayağı elyaf olduğu için dikişte biraz zorlanacağız. Öyle. Elyafınıza şöyle şekil verin. Şöyle içindeki elyafa şekil veriyoruz. Çünkü elyaf doldurduğumuz gibi kalır. Bakın. Evet, civcivimizi şöyle tamam. Şimdi bunu bağlayayım. Bunu geri çektim. Şimdi ağzına geçeceğim. Ağız dikiş için biraz daha şöyle minik bir iğne kullanıyorum. Şöyle sabitleme iğnesi de kullanacağım.
Şöyle bakın, iki gözün arasına bunları sabitliyorum. Evet. Hemen dikişine başlayalım. Şöyle bir kafadan alıyorum. Bir ağızdan. Ağız biraz dört parça var ya orada. İğneyi geçirmesi gerçekten biraz sıkıntı. Onun için iğneniz ne kadar ince olursa o kadar iyi oluyor. Şöyle. Karşıya kadar bu şekilde dikeceğim. Burada gagadan geçiyorum. Burada kafadan geçiyorum. Burada gagadan geçtim. Burada kafadan. Bu şekilde. Evet. Şimdi şuraya şöyle iğne oyası yapanlarınız varsa bunu bilecektir. Şuraya taktım iğnemi. Şöyle sanki iğne oyasında hani pirinçler yapılır. Buraya bu ipi sabitledim. O şekilde. Ve şöyle bir üstten çıkartıyorum. Kesiyorum. Burada sabitledim ya. O asla sökülmez. İğne oyası yapanlar bilir. Daha önce iğne oyası da yapmıştım. Böyle tek iplerde kendimce bulduğum çözüm yolu. Çünkü iki ip olsa bağlıyoruz ama tek ipte bağlama şansı yok. Bakın. Gayet de tatlış oldu. Bugün de hava o kadar kötü ki. Yani Antalya'da yağmur var. Hava kapalı. Olabildiğince çekmeye çalıştım. Evet, şimdi bu videomuzu burada sonlandıralım. Diğer videoda kanatlarını ve ayaklarını örelim. İnşallah. Bakalım, videoların dakikası çok uzun olsun istemiyorum çünkü yüklerken sorun oluyor. Dakika durumuna göre dikişlerini de aynı videoda yaparız. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Hayırlı günler.